Kanla yıkandı memleketin her bir yanı. Onlar geri dönmeyi düşünmeyenler. Onlar on binler, yüz binler, bu topraklar için can veren erler. Sanılmasın belirsiz mezarlarda kaldılar. Yür ufuklardan vatanın hem gece hem gündüzüne, doğacak aylara yıldız oldular. Hüseyin Alparslan sadece asker değil, hem asker hem de kalem ehli. Yani hem kılıç ehli hem kalem ehli de Hüseyin Alparslan. Yerli buranın Tiraboğlu kendisi Cintaşı mahallesinde doğmuştur. Evi şu anda bozulmuşsa da bile, şu anda doğduğu ev, kendi baba evleri zaten şu anda Tiraboğlu'da vardır. Kendisi bir denizci bir ailenin kaptanın oğludur. Annesinin adı Kadın Hanım'dır, Yanık Ömerzadelerdendir. Babası da Hüseyin Yazıcızadelerdendir. Tabi burada okulu falan okuyor. Okuduktan sonra da bir ara tabi deniz yollarında, acentesinde, Tiraboğlu'da çalışıyor. Ve kendisi Trabzon Lisesi'nde de eğitimine devam ediyor. Daha sonra harp okuluna giriyor. Ondan sonra mezun olduktan sonra da tabi o dönemin şartları gereği diğer bütün subay arkadaşları gibi Balkanlarda bir eşkıya kovalamayla, Balkan eşkıyalarının peşinde kovalamayla geçiyor. Hatta isyan eden bir Yunan bölüğünü çok güzel bir askeri kuvvetle beraber tamamen imha ediyor. Böyle de çok cesur, çok milliyetperver bir şahıstır kendisi. Bu vatan sevgisi, bu edebi bedi zevki daha sonra kendisinin Türk yurdunda makale yazmasına sebep olacak. Dönemin Doğu Karadeniz'in etnik yapısıyla ilgili de Trabzon ili Laz mı Türk mü diye 24 sayfalık bir kitap yazmasına vesile de olacaktır. Kendisinin kılıç ve kalem ehli olarak çok ayrı yeri var demiştim. Hakikaten bugün törensel olarak bozularak kutlanan otçu göçü şenliklerini bir şenlik olarak değil de Türklerin milli bayramı olarak algılayan, bunu kaleme döken bir kişidir. 1915'te Otçu Göçü'nün Türklerin milli bayramı olduğunu, yani Türklerdeki konağa göçerliliği, yaylacılık geleneğini ilk defa Türk yurdunda 1915'te o yıllarda ortaya atan ve koyan ve yazan bir kimsedir. Ve Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lügat-ı Türk'ü bulunduğu zaman da Kaşgarlı Mahmud'un bu kitabını alıp inceleyen, okuyan ve buradaki öz Türkçe kelimelerden de makale yazan bir kimsedir. İşte hem bu otur Türkçe kelimeleri Trabzon ili Lazmı Türkçe'de de kullanmıştır, Otçu Göçü makalesinde kullanmıştır, Tiraboğlu'nun yer isimleriyle de ilgili olan kısımlarda Hüseyin Emine Alparslan kendisi kullanmıştır. Tabi Rize'de de bir jandarma alay komutanlığı yapması vardır. Milli adamdır. Yunanlıların işgali üzerine Giros'un da askeri şubesi başkanlığı yapmıştır. Kendisi Rus işgali sırasında, Doğu Karadeniz'e gelen Rus işgali sırasında Rusların çekilmesinden sonra 110. Alayın komutanı olarak da Rusların peşine düşen ve Trabzon'da merkez komutanlığı yapan bir kahraman birisi. Osman Ağa tarafından da öldük, şehit olduktan sonra hanımına Giros'unda bir ev bağışlanmıştır. Osman Ağa da hanımına sahip çıkmıştır. Ama hanımı daha sonra Giros'undan ayrılmış, gitmiştir. Bir kendisinin dediğim gibi Türk Yurdu dergilerinde yazdığı yazılar vardı. 24 sayfalık bir Trabzon ili Laz mı Türk mü diye bir 24 sayfalık bir kitapçığı vardı. Trabzonlular kendisine çok çok severler. Kendisini hürmetle bahsederler. Zaten burada bir okulun adı Hüseyin Emine Alparslan İlköğretim Okulu'dur. Büstü'de de zaten burada yeri vardır. Aynı şekilde Esfiye'de de bir sokağa, caddeye ismi verilmiştir. Giros'unda da bir caddeye ismi verilmiştir. Kendisini yakından tanıyanların hatıralarında yazdıklarına göre memleket ve millet meselesinde asla taviz vermediğini, işinde çok titiz olduğunu, çok dürüst olduğunu, çok cesur olduğunu herkes, yani o dönemi yaşayanlar söylerler. Ben onun alayında olup da sağ kalanlardan bir iki kişiyle de karşılaştığımda olmuştur savaştan sonra. Yaşlılardan da, yani gazilerden de.
Hüseyin Avni Alparslan'ın dolayı da burada soyadını Alparslan olan alanlar alan aileler vardır. Sırf Hüseyin Avni Alparslan'a olan yakınlığı nedeniyle. Sakarya Savaşı'nda 40. Alay Komutanı olarak katıldığı Sakarya Savaşı'nda çok şiddetli çarpışmaların geçtiği bir zamanda 28 Ağustos 1921'de bir şarapnel parçasıyla bağırsaklarından yaralanmış. 30 Ağustos 1921'de şehiden de vefat etmiştir. Bugün mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz. Çünkü o günün şartlarında Haymana'da Hamamlar Mevki denilen yerde defnedildiğini bize rahmetli yine dönemin iyi tarihçilerinden diyelim veyahut da bölgesel anlamda eli kalem tutan Osman Fikret Topal'ın hatıralarından öğreniyoruz bunu. Ama bugün mezarının yeri maalesef bulunamıyor.